İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Eres hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Gürhan Bey. Efendim, kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Selçuk Eres hocamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı eğitimini ve ardından New York'ta Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde kadın doğum ihtisası ve Houston'da jinekolojik onkoloji ileri ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1979 yılında profesörlüğe yükseldi ve emekli oluncaya kadar burada çalışmaya devam etti. İki dönem İstanbul Tabip Odası Başkanlığınız var hocam. Tıbbi nitelikte 104 yayınınız, 4 kitabınız var. 17 roman, öykü, oyun ve sanat tarihi konulu kitaplar yazdınız. Balkanlarda Demokrasi ve Uzlaşma adlı uluslararası kuruluşun yönetim kurulu üyesisiniz. Ve dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz açısından çok enteresan gelecektir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yaratıcılık başlıklı bir ders veriyorsunuz. Dersin tanımı da şöyle, yaratıcılığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörler açıklanarak bireysel ve kolektif yaratıcılığı geliştirecek bilgilerin edinilmesi sağlanacaktır diyorsunuz. Programımızın sonuna doğru bu yaratıcılık dersiniz hakkında da kısa bir bilgi rica edeceğiz sizden. Tekrar çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de bir küçük mesajım var. Efendim, biz bu programı 7 Kasım Pazar günü saat 12'de gerçekleştiriyoruz. Siz ise programı yarın, yani pazartesi günü saat 16'da izleyeceksiniz. Evet hocam, tekrar bize bu programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Aslında biz bugün bu programda Türkiye'de son dönemde uygulanan sağlık politikalarını size danışmak istiyoruz. Ve özellikle de en son noktadan başlamak istiyoruz. 5 dakikayla sınırlandırıldı muayene süreleri. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklı olarak gerçekleştirildi? Dünyada bu konuda bir standart var mı? Bu konularda bilgi ve görüşlerinizi rica ediyorum hocam. Şimdi tabii bunun için hekim olmak şart değil. Herhangi bir akı başında insan 5 dakikada bir insanın hastalığının teşhis edilemeyeceğini anlar. Şimdi bu neden böyle yapıldı, bu yola gidildi? Bunu bu yola gidenler bilmiyorlar mı? Kuşkusuz biliyorlar ama hekim sayısı az. Bir de organizasyon çok kötü. Bu organizasyon kötü olmasına rağmen halka işte bak sen hastaneye geldiğin vakit karşına hekim çıkıyor, teşhisini koyuyor, ilacını veriyor. Daha ne istiyorsun diyebilmek için evrensel usullerin dışına çıkıyoruz, evrensel kuralların dışına çıkıyoruz ve böyle bir yanlış yapıyoruz. Şimdi basın açıklamasında kendilerine günde bir günde 100 hasta randevusu veriyor hekimlere. 100 hasta, hastanın tanısını koymak için en önemli adım nedir? Ayrıntılı bir öyküsünü soracaksınız. Şimdi 5 dakikada ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. 5 dakikada nasıl muayene edersin? Muayene de edemezsin. Şimdi hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, geçirmiş olduğu ameliyatları, İrin sürmenin ayıbını, yani 5 dakikada bir bunun yapabileceğini ayıbını konuşalım. Şimdi kendi deneyimimden aktarayım. Öyle bir hasta hatırlıyorum ki sordum hangi ameliyatları oldunuz, hangi hastalık geçirdiniz, tabii söylediklerini de yazıyorum. Bir de karnını muayene ederken baktım, karnında da bir çizik var, ameliyat izi. Peki bu ne dedim? Aa dedi, söylemeyi unuttum. Fıtık ameliyatı da olmuştum. Şimdi demek ki insan, bakın bir defa sordunuz, size anlattı, unutuyor, söylemiyor. Siz onu defaten sormazsanız, değişik yollardan sormazsanız, nerede kaldı 5 dakika, 10 dakika? Evrensel iddia, evrensel standart 20 dakikadır. 20 dakikada çok yere aşmak zorunda kalırsınız. Şimdi siz randevularınızı bütün bu gerçeğe rağmen 5 dakika verirseniz ne olur? Size ne olacağını yine bir tabi odasında karşılaştığımız olguyla anlatayım.
biz zaman zaman İstanbul Tabip Odası'nda ne yaparız? Genç meslektaşlarımızla, bu araştırma eğitim hastanelerinden geliyorlar bu arkadaşlar. Dertlerinin ne olduğunu sorarız. Onlar da bize anlatırlar. Bir kadın meslektaşımız çok ilginç bir şey anlattı. Bir anne kızını getiriyor. Kız 14 yaşında. Nesi var çocuğun? Yere basamıyor. Baktım diyor ayağına, kırık çıkık, çarpık falan değil. Hemen diyor nörolojiye yolladım. Aradan 5-6 saat geçti diyor. Nörolojiden geri geldi bir kağıtta. Kızım sen bu çocuğun başına bakmadın mı? Utanarak söyleyeyim, itiraf edeyim diyor. O kadar sıkışırız ki kulağım ağrıyor derse sadece kulağına bakıyoruz. Karnım ağrıyor derse sadece karnına bakıyoruz. Ben de sadece bacağa bakmışım. Çocuğun kalkıp da kafasına, yüzüne bakmamışım. Baksam ne görecektim? Kafası normalkinden büyümüş. Yani kafasının içinde su var, hidrosefali. O suyun baskısıyla, o su boşalamadığı için, boşaltım kanalları tıkandığı için basınç yapıyor ve ayakları o yüzden tutmuyor. Nörolojiye değil, nöroşirurjiye, yani ameliyatla tedavi edilen bölüme yollamam lazımdı. Kendimden utandım. Şimdi siz ne hekimleri bu şekilde müşkül durumda bırakın, ne de hastaların hayatına mal olacak hataları yapmak zorunda bırakmayın. Büyük hata. Ne oluyor? Şimdi kendinizi hekim olarak düşünün. Zaten onları da konuşmak isterim. İyi yetişmemişsiniz. 100 tane tıp fakültenin kaç tanesi yeterli öğrenci yetiştiriyor? Çok azı. Siz yarım yalak bilgiyle geldiniz. Ve 5 dakikadır sen buna bak, reçetesini yaz veyahut da ne yapacaksan yap. Ya ben, benim karşıma yanlış yaptıracak vaziyetler çıkarma. Ben hata yaptığım vakit, hastanın sağlığına mal olduğu vakit ceremesini sen ödemeyeceksin ki ben ödeyeceğim. Yanlış yapan ben olacağım. Bu çok yanlış. Binaenaleyh bunu değiştirmek lazım. Bunu değiştirmek de şöyle. Ey idare, ey yönetim, bu yanlıştır. Sen bu yanlıştan dön. Bak Amerika'da, İngiltere'de böyle yapıyorlar demek yetmiyor ki. Sanki bilmiyorlar mı bunun yanlış olduğunu. Bire bire yapıyorlar. İşin en büyük dramı, en büyük tüver ürpertici tarafı bu. Evet hocam, şimdi enteresan bir hesap var ortalıkta. Diyelim ki 8 saat çalışan bir doktorun 480 dakikası var. Kesintisiz 480 dakika. Ama 100 hastaya bakmalı ve 5 dakika süreyle her birini muayene etmeli dediğiniz dakika andan itibaren 500 dakika ediyor. Yani su içmesine, bırakalım yemek yemesine, su içmesine bile zaman olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir performans hesabı mıdır, nedir? Yani buna uymayan doktorlara ne yapacaklar? Maaşlarını mı kesecekler? Tabii biraz da öyle. Ama bu da, yani bu mantıksız şeye hekim uydurmak her bakımdan falso, her bakımdan yanlış. Şimdi siz kendinizi bir hekim olarak düşünün. Şöyle böyle yetişmişsiniz birçok genç meslektaşımızın işin başında olduğu gibi ve bir yere atanmışsınız. Şimdi orada size diyorlar ki 5 dakikada bir bak bakalım anla ne olduğunu. Ne yapacaksınız? Korktuğunuz vakit başım ağrıyor diyene aspirin yazarsınız. Optridon yazarsınız, bilmem ne yazarsınız. Evet. Biraz kuşkulandığınızı MR'a yollarsınız. Ne yapayım? Ben atlamayayım diye, belki biraz daha ipucu verir diye. Sonuç, Türkiye'de böyle oluyor. Sadece İstanbul'da çekilen MR sayısı, sadece bütün İngiltere'de çekilenin fevkinde, daha üstünde, daha fazla. Allah Allah. Yani nüfuslarımız benzer olmasına rağmen evet, sadece 16 milyonluk İstanbul evet, kentinden bahsediyoruz. Evet. Peki hocam, neden doktorlarımız az? Doktorlarımız esasında az değil. Mesela birçok şey var. İngiltere'de bu tıpta reform yapıldığı vakit, Ulusal Sağlık Örgütü kurulduğu vakit, İkinci Dünya Harbi'nden sonra, hemen sonra İşçi Partisi tarafından hekimler karşı çıkmışlar. O vakit ne demişler biliyor musunuz? Ey özel çalışmak isteyen hekim, bu bir organizasyon meselesi olduğunu söylemek için bunu zikrediyorum. Evet. Sen kendi muayenehanede hasta bak.
Ama istersen haftada birkaç günde gel bana da yardım et. Ben sana onun için de yardım ederim. Şimdi iyi bir organizasyon, birçok KYK ile yerinden atılmış hekim. Ondan sonra yani haksız yere mesleğinden edinmiş, uzaklaştırılmış hekimler var memleketimizde. Bunları alsana, bunları çalıştırsana. Ondan sonra belli bir yaşta emekliye ayrılmış ama işe yarayacak hekimler var. Bunları cezbet etsene. Özel hekimlerinden de part-time olarak istifade etsene. Yapacağın akıllı organizasyonlar bu şeyi yeterli hale sokabilir. Bugün yurt dışına giden doktorlarımızın sayısında artış olduğu belirtiliyor. Çok, çok vahim bir artış var. Evet. Bu insanlar tabi odasına giriyorlar. Belli bir belge alıyorlar yurt dışı. Oradan biliyoruz ki tüger ürperticide bir dışa hekim kaçırıyoruz. Niye? Hekimlerin biraz evvel şu ana kadar anlattıklarımız kaçmaları için yeterli bir sebep. Bundan sonra anlatacağımızı da dinlediğiniz vakit şu neticeye varacaksınız. Ya sen akıllı bir adama benziyorsun belki uzaktan bakışta ama hala neden burada duruyorsun diye sorabilirsiniz herhangi bir hekime. Evet. Bir yandan da hocam yani Türkiye'de hemen hemen tıp fakültesi açılmayan üniversite kalmadı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde dahi tıp fakültesi açmaya kalkılıyor. Ayrıca birçok hekimin de pandemi sürecinde emekliliklerini istediklerini ve ayrıldıklarını biliyoruz. Ve bütün bunlar aslında sağlık sisteminde çok önemli bir boşluğun ortaya çıktığını gösteren örnekler. Evet. Anlaşıldığı kadarıyla. Ve bunun da bir performans kriterleriyle işte 5 dakika günde 100 hastaya bakmak, muayene etmek gibi çözümlerle yükseltilmesi düşünülüyor. Bu konuda sizce yapılması gereken, biraz önce tabii ki söylediniz KHK'lı doktorların ki bunlar hakkında cezai bir sonuç da yok. Yani mahkemeler sonucunda ceza almış olanlardan da bahsetmiyoruz. Ama bunların yeniden göreve çağrılması dışında yapılabilecek olanlar nelerdir? Bu konuda da görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii. Bir kere hekimin kendini güvencede hissetmesi lazım. Bir. İkincisi, organizasyon açısından mantıklı davranmamız lazım. Mesela ne olabilir organizasyon? Hastayı ilk sorgulayan bir hemşire olabilir. O hemşirenin yazdığı kağıt hekimin önüne gelir. Hekim onu okur, daha hızlı bir şekilde hastayla sormak yerine o 5-6 dakika kazandırabilir. Eksik bulunduğunu veya da ek birkaç tane soruyla onu tamamlayabilir. Bu zamandan bir tasarruf sağlar. İki. Bu triyaj dediğiniz konu mudur hocam? Hayır yani, değil. Hayır. Değil. Triyaj sizi hangi hekim tarafından muayene edildiğinizi tayin ediyor. Evet. Bu triyajı atladınız. Dediler ki sen nöroloji uzmanı tarafından görüleceksin. Nöroloji uzmanının kapısında beklerken bir özel bir yer vardı. Beni hemşire karşısına alır. Nörolojiden anlayan bir hemşire. Beni sorgular o. Hekimin sorularını o sorar bana. Bir kağıda yazar. Ben elimde o kağıtta bugüne kadar çektiğim filmler bilmem ne dahil hekimin yanına gittiğim vakit hekim bunları okuyarak benim karşıma çıkar. Buna benzeyen şeyler Batı'da yapılıyor. Bu süreci hızlandıran bir tedbir tabii. Sonra başka bir şey. Hekim kendini sağlam ve güvencede hissetmiyor. O kadar çok talep karşısında kalıyorduk ki. Tabi odasında şikayetler geliyor. Adam kızmış. Neden bu kadar bekletiyorsun diye hekimin yanına gelmiş. İki tane yumruk ona, bir tane yumruk da hemşireye atmış. Ortalığı dağıtmış. Şimdi sen benim verdiğim parayla maaş alıyorsun. Bana bak ulan. Şimdi hekim böyle bir şeyden mesela gittik biz böyle bir vakada. Başhekime soruyoruz araştırma eğitim hastanesinde. İsmi tabii ki lazım değil. Efendim doktorlarımız bu durumda kalıyorlar. Asistanlarımız. Biz de neler çektik. Kardeşim ne demek neler çektik? Hı. Bir önlem alıyor musunuz? Efendim işte binanın bilmem ne izni yokmuş ondan yapılmış. Peki bir bariyer, bir engel koyamaz mısınız?
kapıyı açan hemşirenin ve hekimin üstüne mi saldırır? Veya bir zil koyamazsınız mısınız? Ayağını bassın, ortalık alarm zilleriyle çalsın. Belki hayır. Başka? Biz eskiden Cerrahpaşa'da çalışırken mesela polis karakolu Cerrahpaşa'nın bahçesinin içindeydi. Böyle bir saldırı karşısında gece vakti bir de kadın bir hekim olduğunu düşünün. Oturup da Cerrahpaşa'dan Ayaz'da çıkıp karanlıklar içinde ta bilmem neredeki karakola gitmek zorunda kalmazdı. Daha çabuk müdahale edilirdi. Şimdi böyle fizik ve akılcı tedbirlerle hekimin kendini güvencede hissetmesi sağlanabilir. Sağlanabilir. Onlar evet. da yapılmıyor. Evet. Neden? Neden? Çünkü başhekimin oraya tayin mekanizmasından kaynaklanıyor. Eğer başhekimin tek fonksiyonu bu hastanede patladır yürütü çıkmasın, kimse bir şeyden şikayet etmesin. Ne hekim ben ne hastalar. Hastalar şikayet ediyorsa hekimin canını okuyayım. Bilmem ne. Böyle bir şeyle netice alınmaz. Böyle evet. bir zihniyeti. Hocam hemen şunu sormak istiyorum. Yani yurt dışına giden doktorlarımız olduğu gibi Sağlık Bakanı'nın zamanında yaptığı talihsiz bir açıklama da vardı. Bu doktorlar bizim dediklerimizi yapmazlarsa yurt dışından getiririz dedi. Ve yurt dışından da bazı doktorların geldiğini biliyoruz. Bu macera nasıl sonuçlandı? Bir başarı var mı ortada? Hayır, katiyen. Şimdi Suriye'den geliyor. Adam diyor ki ben hekimim. Peki diploman evet. nerede? Yok, diploman bombalandı. Evi de yandı. Şimdi evet. Onun şu anda bombalanmış ve var olmayan üniversitesinden, tıp fakültesinden, arşivden diploma istemek falan bahis konusu değil. Hamur şarabı bir imtihan yaparlar. Onun hekim olduğunu kabul ederler. Ve hekim olarak çalıştırmaya başlarlar. Şimdi günahları boyuna. Bir kısmı hakikaten doğru dürüst hekimdir. Fakat Allah bilir bir kısmı da yarım yamalak hekimdir. Ve hatta da kuşkum var bazıları da hekim de değil olmayabilirler. Evet, aynı zamanda bir dil problemi de var herhalde. Evet, evet. Mesela benim oturduğum semtte Bahçeli'ye bakan bir vatandaşım bundan bir sene evvel çocuğu, küçük bir çocuk, 14 aylık bir çocuk, durmadan ağlıyor. Büyük bir hastanemize gidiyoruz. Suriyeli bir hekim karşısından çıkıyor. Bakıyor ve parmağını sokuyor çocuğun ağzına, açıyor. Bunun diyor bir şeyi yok. Peki neden iki gündür durmadan ağlıyor? Yeterince hava almamış diyor. Ne yapayım diyor. Bahçede dolaştı biraz hava alsın diyor. Şimdi bir gün sonra bana söyledi. Ben bir çocuk uzmanı meslektaşıma rica ettim. Bunun çocuğuna bak diye. Çocuğun astım olduğu ortaya çıktı. Evet. Ne için şey bu? Evet. Bir diğer sorum da şu olacak hocam. Şehir hastanelerinin bu politikalarda ve bu sağlıktaki sorunların gelişmesinde bir etkisi var mı? Şimdi bir şekilde var. Şehir hastaneleri, o başka bir vehamet. O da şu. Şimdi şöyle yapıyorsun. Hekime bir arazi veriyorsun. Hekime diyorum bir şirkete. Burada diyorsun 1500, 3500 ve artık Allah ne verdiyse yataklı bir hastane yap. Madde bir. Dünyada kaç senedir standart 100 yataktan, 60 yataktan küçük hastane yapma. 200 yataktan büyük hastane yapma. Peki. Uluslararası standart bu yani. Evet, evet. Şimdi siz imtihanda, sınavda bu konuda çalışan bir hocaya başka bir şey söylerseniz sınıfta kalırsınız. Evet. Peki bizim yine bu işin başında olanlar bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar. Şimdi sen adama veriyorsun böyle bir şeyi. Diyorsun ki burada bir hastane yap. 25 sene ben senin kiracın olarak bunu çalıştırayım. Ama park yeri, çamaşırhanesi, laboratuvarı, yemekhanesini ve o yani sen güleceksin. Ben sana hasta garantisi veriyorum. Hasta garantisi veriyorum. Bir kere
hastane gereğinden daha fazla büyük. Hasta garantisi veriyorum. Şimdi sizle oturalım, dünyanın en akıllı adamı olalım. Bir yerde bize desinler ki, tahmin et bakalım şu yerde bir hastane yapacağız. 1500 yataklı bir hastane olacak. Kaç kişi gelmeli buraya? Cevabı ne bunun? Yok cevabı. Evet. Öyle bir abartılmış rakam veriliyor ki. Neden? Bu rakamın altında hasta gelirse hazineden biz ödeyeceğiz o adama. Böyle şey olur mu? Sağlık köprülerde olduğu gibi. Böyle olur mu? Köprülerde olduğu gibi, tünellerde evet. olduğu gibi. Nereden biliyorsun burada günde 1500 tane araba geçeceğini? Nereden biliyorsun burada 2000 tane hasta var? Şimdi bunu nasıl zorluyorlar? Ona yakın bütün hastaneleri kapatıyorlar. İnsanlar tabii bu büyük hastane, şehir hastanesi 1500 yatak, 2000 yatak, 3000 yatak. Şehrin içinde yer kalmadı. Nereden olacak? Şehrin dışında. Bu kadar büyük arazi. Hasta ne yapacak? Eskiden bulunduğu semte yakın, daha küçük boyutta, daha etkin çalışacak hastaneler dururken onlara gitmeyecek. Haydi ta bilmem neredeki hastaneye gidecek. Bu şey, böyle şey olur mu? Bu mantıklı değil mi? Ama nedir? Maksat birilerini herhalde ihya etmek. Evet. Evet. Evet, yani sizin belirttiğiniz son derece önemli çünkü gerçekten dünyada vakti zamanında bu büyük hastaneler denenmiş ama sonrasında hatadan vazgeçilerek şehrin içinde rakamları biraz önce verdiniz, tekrarlamayacağım. Daha küçük ölçekte insanların çok rahatlıkla ve hızla ulaşabilecekleri mesafede hastane kuruluşları, poliklinik kuruluşları gerçekleştirilmiş. Bir diğer dert de öğrendiğimiz kadarıyla ilaç kıtlığı başladı hocam. Yani evet. Şu anda 600 küsur ilaca erişilemiyor. Bunun sebebi ne? Bir de tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kabul ettiği ilaçlar var, kabul etmediği ilaçlar var. Ve bu kabul etmediği ilaçlarda son derece önemli olduğu belirtiliyor ve fiyatlarının yüksek olması nedeniyle artık kabul edilmediği söyleniyor. Burada durum nedir? Şimdi durum dediğiniz doğrudur. Mesela biz bir hastaya hatta söylediğiniz çok pahalı kanser ilaçları falan dışında çok beylik her gün alacağı mesela doğum kontrol hapı bir genç kadının çocuk istemezse. Yani dünyanın en basit, en hercai, en sık alınan bir şey yazıyorsun. Eczaneye gidiyor. Sonra sana telefon ediyor ki hocam diyor, o piyasadan kalkmış, yokmuş. Hmm. Peki ne demeye başladık? Bu kadar sık oldu ki. Efendim ben size bu reçeteyi yazıyorum ama siz eczaneye gittiğinizde eğer şu anda firma verilen fiyat düşük olduğu için, yetmez olduğu için, fiyatı şu veya bu olduğu için bulunmuyorsa eczacının yanından bana telefon edin. Ben soracağım eczacıya. Benim yazdığım ilaca benzeyen, en çok benzeyen neyse eczacıyla konuşup size onu vermesini sağlayacağım. Bu da rutinleşti. Evet. Şimdi sağlık politikalarının yanlışlığı ve tabii bunun giderek bütün ekonomi güdümünün de yanlışlığı yüzünden durmadan ilaç fiyatları artıyor. Kimisi bulunuyor, 5 gün sonra öteki de bulunmuyor. Bu duruma geldik. Bu genel bir yetmezlik ifadesidir, yönetim yetmezliği ifadesidir. Başka hiçbir şey değil. Bu ilaçların tamamı yurt dışından ithal edilen ilaçlar mı? Değil. Türkiye'de de imalatı. Türkiye'de imalatı ama tabii onun birçok ham maddesi de dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor evet. Ve dövizin yükselmesi evet. nedeniyle de o da probleme. Evet, o da problem oluyor. Dahil oldu, evet. Yani ekonomideki sorunlar derken esas olarak bu nedeni kastediyorsunuz herhalde. Evet efendim. Evet, peki hocam önümüzdeki döneme ilişkin özellikle bu konuların çözümüyle ilgili olumlu gelişmeler bekliyor musunuz? Ve burada da hemen tabii pandemi politikalarına geçmek istiyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde 200'ün altına düşmeyen ölüm olaylarıyla karşı karşıyayız ve neredeyse 30 binin altına düşmeyen yeni vaka sayılarıyla karşı karşıyayız ve dünyada da 4. olduğumuz istatistiklere göre çok net ve açık olarak
belli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi korona konusunda yine biraz evvel söylemiştik. Hastalara ne diyorduk? Sen merak etme, eskiden hastanenin önünde kuyruk yapıyordu. Şimdi gidiyorsun, hop kendini hekimin karşısında buluyorsun. Ondan 5 dakikada bir hasta bakılsın. Maksat vatandaşa iyi bakılıyorum izlenimi vermek, yoksa doğru dürüst bakmak değil. Evet. Aynı şey korona için geçerli. Sırasıyla söyleyelim. Biz de bugün de dahil bir ilaç var ki etkisiz olduğu anlaşılmış. İkinci bir ilaç var ki o da etkisiz olduğu anlaşılmış. İlaç ismi zikretmemek için söylemiyorum. Şimdi hala bugün sizde veya bende bir korona hastalığının belirtisi bulunursa bu ilaçlar veriliyor, evimize yolluyoruz, kötüleşsen gel deniyor. Evet. Peki sen bana dünyanın her yerinde etkisiz olduğu kabul edilmiş, hatta yan etkileri de zararlı olduğu da üstelik saptanmış ilaçları niçin veriyorsun? Yani göz boyamak için mi veriyorsun? Maalesef öyle. Sen bana öyle bir şey var ki bugün ben azıcık karnım ağrıyor, başım ağrıyor, ateşim çıktı desen, hastaneye gitsen buna benzeyen bir şey oluyor. Bana illaki bir serum takıyorlar. Yahu damarımdan verdiğim tuzlu suyun benim hangi, yani ben ağzımdan su içen bir insanım. Ama ben o kadar aydınlatılmamış ve yarı çayı bırakılmış bir vatandaşım ki bana baksa hekim, ben hekimden o kadar kötü izlenime edinmişim ki hayatım boyunca bugüne kadar. Hekim bana dese ki bak kardeşim sende mühim bir şey yok. Evine git yat, geçecek. Ben tatmin etmiyorum. Bana bakılmadı diye feryat ediyorum. Ondan bana bakılmış olmak için uyduruktan bir serum takılıyor. Bu mecburiyet var. Halkı aydınlatmazsan, halkta itimat kazanmazsan halkın nezdinde illaki saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalırsın. Bu da bunlardan biri. İkincisi gerçek. Bizde Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi araştırma imkanları yok. Ama klinik gözlemlerden de bu kadar zaman içinde olumlu bir şey çıkartabiliriz. Biliyor musunuz ki korona ile ilgili araştırma yapmak ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların izniyle var. Bu ne biçim maalesef şey? Evet. Bu ne biçim şey ya? Bunun anlamı nedir? Bir şey anlatayım, söyleyeyim. Bir üniversitede hemşirelerin master derecesine ulaşmak isteyen öğrencilere ders veriyorum. Veriyordum bir o üniversitede. Şimdi bu çocuklar şey hazırlıyorlar, test hazırlıyorlar. Birinin test konusu hasta memnuniyeti idi. Yani çok güzel, akıllıca, istatistik ilkelerine uygun sorular hazırlamış. Hastalara soruyor, çıkan hastalara, taburcu olanlara, memnun musun? Memnunsan niçin? Değilse niçin? Şimdi bu tezin için gidip sağlık müdürlüğüne izin alması lazım. Hayır yapamazsın, niye? Halbuki bundan çıkan netice fayda edecek. Bir takım eksiklikleri ortaya koyacak. Eksikliklerimi ortaya koymanı istemiyorum. E peki bu nedenle, bu mantaliteyle siz hangi eksiğinizi düzeltirsiniz? Benim eksiğim ortaya çıkmasın. Bütün derdim o. Oy kaybederim. Bütün derdim o. Bu çok vahim bir şey, bu çok üzücü bir şey. Bu kafayla, bu mantaliteyle sen hiçbir şeyi düzeltemezsin. Bu tabii aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na olan güveni de çok azaltan bir şey. Ve nitekim karşı karşıya kalmış olduğumuz bu aşı karşıtlığı meselesinde sadece prensip olarak aşılara karşı olan ve bu konuda yıllardan beri de bu fikri savunan insanlar dışında birçok insanın da bu güvensizlik nedeniyle aşılanmaya gitmediklerini biliyoruz. Hocam bir önemli problem de bu semt kliniklerinde, polikliniklerinde ki halk sağlığı uzmanlarının yaşadıkları, onların da çok ciddi şikayetleri ve sorunları var. Ve sanıyorum bu 5 dakika kuralına onlar da dahil, onlar da uymak zorunda. Ve orada da enteresan bir başka ekonomik düzen yürütülüyor. Ve orada çok daha net bir performans göstergesi izlenerek bir şeyler çözülmeye çalışıyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi aile hekimliği
dünyanın her yerinde epey bir zamandır bir ihtisas konusu. Evet. Yani aile hekimi olmak için siz birçok yerde 2 sene cerrahi, demek ki nakış dikiş bir şeyler öğreniyorsunuz. 2 sene dahiliye, iç hastalıkları. Ondan sonra geri kalan son senede de veya yarım senede de 2,5 sene bazı yerlerde yine ufak branşlarda çocuk mocuk gibi bilgi ediniyorsunuz. Bu bilgilerle donatıldığınızda doğru dürüst ise ne yapıyorsunuz? Senin benim birçok derdimin %60'ını hallediyorsunuz. Halledemediğinizi üst kademeye aktarıyorsunuz. Üst kademeye boşu boşuna zaman kaybettirici eylemlerde de bulunmuyorsunuz. Hakikaten üst kademeye gitmesi icabetlerini üst kademeye yolluyorsunuz. Şimdi bizde pek az üniversitenin şeyi vardı, bu işin başında aile hekimliği, ihtisas branşı vardı. Olmayanlar çoktu. Şimdi yavaş yavaş artıyor. Ne yaptılar? Okul mezunlarının bir hayli çok sayıda meslektaşımızı aldılar. Çok kısa, yani bir ayı bulmayan kurslarla bunları aile hekimi yaptılar. Şimdi çok güzel ama şimdi yetersiz branş bilgiyle sen beni aile hekimi yaparsan zaten ben doğru bir üniversiteden çıkmamışım. Ben ne kadar sıkıntıda olacağımı lütfen ve ne kadar lüzumsuz şeyler yapacağımı şey yap. Ben ne yapıyorum orada? Yollardaki trafik lambaları gibi sen sağa git, sen sola git, distribütör fonksiyonunu gösteriyorum. Şimdi ne yapman lazım? Beni takviye etmen lazım. Her sene beni belki bir ay, belki 15 gün bilgimi arttıracağım kurslara götürmen lazım. Beni o kurslara götürdüğün vakit kazancımı da ödemen lazım. Sen kursa gittin diye. Maaşı devam etmeli. Sen ne beni bilgimi takviye edici bir şey yapıyorsun? O insanlar kendi kendilerini eğitmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da sen bunu sanki bilmiyormuş gibi de bana gittikçe daha fazla insan yüklüyorsun. Sonra bu işin başında benle yaptığın kontratı bozuyorsun. Şimdi gel hastanede de çalış. Haydi onu yapmayı istiyorlar. Paranı düşürüyorsun. Bir eksiğimi buluyorsun, oradan da kırpıyorsun. Giderek bana vaat ettiğin şeyin, benle imzaladığın kontratın dışına çıkıyorsun ve tek muhatabım sen olduğu için de ben de bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapamıyorum. Şimdi evet. Şunu da konuşmak isterim. Bilmem soruları ben bilemem. Şimdi siz bana hani bugün konuşacağımızı söylediğimiz vakit açtım İngiliz sağlık sistemini konusundaki şikayete ve bundan sonra ne yapılacaklarına okudum ki sizin karşınızda daha hazırlıklı olayım diye. Şimdi bizim İngiltere'den kopya çektiğimiz söyleniyor bu şehir hastalıkları, şehir hastaneleri falan konusunda. Konusunda, evet. Onlar ne yapmışlar? Demişler ki giderek masrafımız artıyor. Başa çıkamıyoruz. O zaman hastanelerin hekimlikle pek ilgisi olmayan bölümleri var. Mesela hastanenin işte yemek sistemi, lokantası, hastaneleri çıkaran yemekler. Biz bunları memur olmaktan çıkartalım. Biz bunu bir taşerona verelim. O yapsın. Ne yaparız? O taşeron kontrat yaparız. Açık eksiltmeyle bunu şey yaparız. Onun memurları devlet memuru olmaktan çıkar. Onun ödeyeceğiyle yetinmek veyahut da bu işi sürdürmek zorunda kalırlar. Aynı iş laboratuvar, aynı iş park, güvenlik, aynı iş temizlik konusunda da yaparım. Benim giderlerim azalır. Ne demek giderlerim azalır? Ben A firmasına verdim. Bir sene sonra A firması beni tatmin etmezse onu bozar, B firmasına verdim. Bize nasıl uygulandı bu sistem? Onlardan kopya çekildi ama bütün bu saydığımız şeyler inşaatçı firmaya verildi. Yani sen inşaatçı firmadan vazgeçemezsin bir sene sonra, 2 sene sonra. O ne yaparsa yapsın, o işi devam etmek zorundaysın. Evet. İngilizler ne yapmışlar? Raporlar hazırlamışlar. Bundan sonra önleyici hekimlik lazım diyorlar. Önleyici hekimlik, hasta olmayın. Halbuki bizim sistemimiz şimdi hasta ol gel, ben senin bakabildiğim kadar çarene bakarım. Çoğunda da bakamam. İngilizler de aynı şeyi söylüyorlar. Halbuki biz ne yapmamız lazım? Gıda. Vatandaş yeterince gıda alıyor mu?
Gıda fiyatlarından ne haber? Transportasyon, yani insanın bir yerden bir yere iletilmesi, gıdanın bir yerden bir yere iletilmesi. Önleyici hekimlik ne gerekiyorsa, şişmanlık, alkol alışkanlığı, hava kirliliği, bu gibi şeylere yatırım yaparak önleyici hekimliği olanaklarını pekiştirerek biz bu işi ucuzlatabiliriz, bu işi daha makul, daha altından kalkınabilir vaziyete getiririz diyorlar. Bizde önleyici hekimlik sistemleri bozularak sen git hasta ol, yapabildiğin kadar paranı bana öde, ben sana bakayım sistemine döndük. Onlar tersini yapmaya kalkıyorlar. Evet. Koruyucu hekimlik, önleyici hekimlik, bunları devreye sokuyorlar ve böylelikle de tabii hasta sayısını azaltıyorlar toplumdaki önemli hastalıklarında önüne baştan geçmiş oluyorlar. Evet hocam, şimdi programımızın son dakikalarında sizin hem kitabınız var yaratıcılık üzerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yayınlarından yayınlanmış olan, hem de aynı üniversitede yaratıcılık üzerine ders veriyorsunuz. Şimdi senelerinizi tabii ki esas olarak mesleğinize verdiniz ve ilginiz hala çok yakından devam ediyor. Fakat bir yandan da yaratıcılık üzerine dersler veriyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Ne eksiklik gördünüz de bu işi yapmaya karar verdiniz, kitap yazdınız, ders veriyorsunuz ve çok enteresan, mesela kişisel yaratıcılığı teşvik etmekte takım çalışmasının yaratıcılığını genişletmekte birçok açıdan öğrencilerinize öğrettikleriniz var. Bu konuda da sizden bilgi rica ediyorum. Hay, şimdi 1960'larda fark edilmiş ki Batı'da yahu yaratıcılık diye bir şey var. Bunun biz üstünde duralım. Sonuç kitapları yazılıyor. Özellikle Anglo-Sakson İngilizce konuşan üniversitelerde bunun kürsüsü var. Master'ı var. Doktorası var. Ve periyodik yayınları var. Yani bu konuda sadece bunlar. Kim bunlar? Hekimler, özellikle beyin ile uğraşan hekimler, nörologlar, ondan sonra bilgisayar ve uzantılarına uğraşanlar, psikologlar bir araya gelmişler. Bunlar sadece demişler ki biz bu yaratıcılık denen şeyle uğraşalım. Konu bu. En basit. Birinci soru. Evet. Dünyada bir takım insanlar şanslıdır. Analarından babalarından aldıkları genlerle, şunlarla, bunlarla onlar yaratıcıdırlar. Geride kalan sen, ben ve bunlara hayran olmak ve alkışlamaktan öteye bir şey yapamayız. Bu mudur geçerli olan? En mühim şey bu. Hayır. Hepimizde yaratıcı potansiyeli var. Hepimizde var. Ama niçin bazılarımız yaratıcı oluyor, bazılarımız da dışarıdan bakıyor, hayran alkışlıyor. Çünkü biz bizi yaratıcı yapabilecek şeyleri öğrenmemişiz. Şimdi eğer bunlar, şeyi bu, özeti bu. Eğer bunu öğretebilirsek, yani çocuk yetiştirirken ne yapmak lazım? Beynin neresi yaratıcılıkla uğraşır? Bu konuda bir şey yapılabilir mi? Sanatta yaratıcılık, sadece üzerinde durduğumuz reklamda yaratıcılığın ötesinde her şeyde yaratıcılık bahis konusu. İnsanın her şeyde yaratıcılığa açık olması için ne gibi önlemler alınır okulda, iş yerinde ve ötesinde? Hastalıkların yaratıcılıkla ket vurucu veya teşvik edici bir tarafları, bir ilişkileri var mı? Şimdi bunları topladığınız vakit hakikaten bir seneydeki bir müfredatı dolduracak kadar fazla, hatta taşıyacak kadar bilgi birikimi oluyor. Şimdi bundan 10 senedir uğraştığım için, kitabını da yazdığım için ve her sene her verdiğim dersi daha da iyi nasıl anlatırım, hangi bilgiyle takviye ederim dediğim vakit emin olun keyif alıyorum. Ve ben çok şey öğrendiğim gibi herhalde öğrenciler de bir hayli bundan zevkleniyorlar ki iki ayrı grup halinde yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Demek ki oldukça keyif, dinlemesi de keyif veriyor. Evet, çevrim içi yapıyorsunuz programlarınızı. Evet, orada da sayı sınırlaması var tabii ve özellikle katılanlardan
İki tanesini tanıyorum ve verdiğiniz derslerden son derece memnunlar hocam. Çok aydınlatıcı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyorlar ki aynı zamanda sanat ve yaratıcılık, iş alanında yaratıcılık, yaratıcılığın ölçülmesi, yaratıcı insan örnekleri konusunda da siz çeşitli bilgileri öğrencilerinize aktarıyorsunuz. Kaç yıldır bu dersi veriyorsunuz hocam? 6 yıldır. Ve birçok üniversitelerde reklamda yaratıcılık, filancada yaratıcılık var da genel olarak bu konuda yaratıcılık nedense daha henüz benimsenmedi. Sadece Bilgi evet. Üniversitesi yapıyor bunu. Evet. Ben bu arada sizin 1936 yılında doğmuş olduğunuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani sağ olun ki senelerden beri bu konularda gayret gösteriyorsunuz ve çabalıyorsunuz. Aynı zamanda öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Vallahi çok teşekkür ederiz hocam size. Sağ olun. Bugünkü programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz ve bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için ayrıca çok teşekkür ederiz. Ve size kolay gelsin diyelim size ve tabii ki meslektaşlarınıza. Çünkü en korunması gereken grubu maalesef çeşitli zorluklarla yüz yüze bırakıyoruz. Bu da insanın içini acıtıyor gerçekten. Dilerim bu programımız bu konuda da bir önemli gelişmeye yol açsın, duyulsun, yayılsın. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Çok çok teşekkürler hocam. Efendim, Türkiye'nin önemli bir konusunu benimsediğiniz ve üzerine parmak bastığınız için de ben size teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere afetsiz ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.